yazar Zeynep Cemali'nin adını taşıyan Zeynep Cemali Öykü Yarışması geçtiğimiz günlerde Edebiyat Günü kapsamıyla ilgilileriyle buluştu. Tüm ülkede duyurulan ve 6, 7, 8. sınıfları kapsayan yarışmaya 700'den fazla katılım olduğu belirtildi. Proje Başkanı Müren Beykan, yollanan öykülerde gençlerin sorunlarının yansıdığını söylerken bu yıl geçtiğimiz yıldan daha az katılım olduğunu da dile getirdi. Bu sene 700'e aşkın öykü gelmişti. Bayağı zorlu bir işin altından kalktık. Düzenlenen törende Behçet Çelik 3. Cem Demir'e, Feyza Hepçilingirler 2. Bengüsü Belen'e, Latife Tekin ise 1. Ezgi Akar ödüllerini verdi. Birçok yazar, editör, çevirmen, tasarımcı, akademisyen ve eğitim kurumlarından yetkililerin katıldığı Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nün sunuculuğunu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da aslında üstlendi. Edebiyatın önemli isimlerinin katıldığı konferans önceki yıllar gibi yine büyük ilgi gördü. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yayıncısı olarak böyle bir sektörel konferans düzenlemesinin nedeni aslında edebiyat yayıncılığının özellikle emek verdiği kesimlere sadece okuruna değil sektöre de çok önemli bir katkısı olan bir dal olması nedeniyle sektörün de güçlenmesini, ilerlemesini, hızlanmasını sağlayan önemli dinamikleri olması ve bizim bütün bunları öngörerek 20. yılına merhaba diyen bir yayın evi olarak 15. yılından beri farklı hedef kitlelere yönelik organizasyonlar gerçekleştirmemiz. Bunların en önemlilerinden biri Zeynep Cemali Edebiyat Günü. Hani bir yazar olarak ben kendi içimde yalnız bir tek ben bunu hissediyorum herhalde diye düşündüğüm şeyleri böyle hani hatırı sayılır yazarlardan çıkıp duymak, yıllarını vermiş bu mesleğe insanlardan duymak, aynı şeyleri sezdiğimizi, aynı şeyleri hissettiğimizi, yalnız olmadığımızı aslında hissetmek, paylaşmak çok güzel. Buradan daha motive, daha şevkli bir şekilde çıkıyoruz her sene. Gün Işığı kitabında hakikaten ne kadar teşekkür etsek azdır. Peki sizce ülkemizdeki okuyucu kitlesi yeterli mi? Aslında çok arttı yayın evi ve kitap sayısı çok arttı. Çok kitap basılıyor artık. Hani daha iyiye gittiğini düşünüyorum ben. İnsan kitlesi olarak hani belki birazcık daha nasıl diyeyim yozlaştık işte. Hani biraz bozulduğumuzu düşünüyorum toplum olarak ama okur kitlesinin de arttığını düşünüyorum bir yandan. Bakalım bu tezat nasıl bir şey getirecek onu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Günümüz çocuklarının kitaplarla arasındaki ilişkiyi nasıl buluyorsunuz? Çocukların kendi seçtikleri kitaplar vardır. Yetişkinler dünyasının çocuklara dayattığı kitaplar vardır. Dayatılmış kitaplar hiçbir zaman zaten birine bir şeyi dayatırsanız hani yani anne çocuğuna yemek yedirmek ister, çok güzel bir yemek yapar ama çocuk o annenin zorlamasıyla ağzını kilitler yemez. Siz okumayı, keşfetmeyi ve bir okuma sürecinden sorgulamayı, eleştirmeyi, tartışmayı, sevmeyi, reddetmeyi, kavgayı öğrenebiliyorsanız bütün bunlar okuma sürecinin en güzel yanlarıdır. Bunları çocuğa siz öğretirseniz ve bu çocukta bunu geliştirmeyi gerçekleştirebilirseniz, tabii önce kendimizde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirebilirseniz çocuklar okuma kültüründen uzak olmuyorlar.